Bu bunak nasıl çıktı anlamadım Özer. Onun çıkmasında bir numara yok da yanındaki Fahri denen adam dikkatimi çekti. Onu araştırıyorum. Araştır. Bütün herkes Şahin Ağa'nın mekanında toplanmış. Sebep? Geçmiş olsuna gitmişler. Hep beraber. Mahkeme meselesi de var tabii. Mahkeme ne demek? Ben bunların ayağından çarıkları çıkartıyorum. Bunlar at gözlüklerini gözlerinden çıkaramıyorlar ya. 20 yıl içeride kalmış zavallı bir ihtiyar. Onu öldür, bunu kes diyecek. Bunlar da vay ağamız emretti diye maraba zihniyetiyle bunu yapacaklar. Öyle mi? Karara bağlı. Yaparlar. Yaparlar. İnsan niçin maraba olur? Öyle yaratıldıkları için. Ona layıklar. O zaman sen bir yerde yanlış yapıyorsun. Söz hakları, oylamalar. Kendilerini birey zannetsinler. Yoksa ellerine ihtiyacım yok. Zannet. Daha çok çalışsınlar. Daha çok kazansınlar. Daha zengin olsunlar. Daha fazla itaat etsinler. Ama bir yerde hata yaptım doğru. Bunlara çok güzel, özel. Ne karar çıkacak sence? Ne karar çıkacak? 20 çuval buğday ona, 30 çuval buğday buna. Var mı bunlar ya? Ama bunlar İlyas gibi gençlerin önünü tıkıyor. Anlamadım. İlyas akıllı bir çocuk. Yine başladın bir oyuna. Akrabam. Arkasında duracağım tabii. Hızır da akraban. Sadece akıllı olanlar. Ne yapmamı istiyorsun? İlyas'a karar ne olursa olsun arkasında durduğumu hissettireceksin. Ona bu mahkemeyi tanımadığını söyle. İsterse derhal olaya el koyabilirim. Ama abisine yanlış yapılıyor gibi düşünüyorsa Alparslan'la birlikte bir süreliğine Londra'ya gidebilir. Alparslan'a dahil edeyim mi bu konuya? Hayır. Alparslan'ı konu dışında bırak. Ama nabzını iyi ölç. Özlem bana Alparslan'la arasında hiçbir sır olmadığını söyledi. Alparslan Londra'ya gitmiyor. Bakıyorum çapkınlık da yapmıyor. Kimsenin işine karışmıyor. Sadece çiftlikte oturuyor. Henüz çok genç. Bu kadar düzgün bir hayat yaşayacak olgunlukta değil. Bu işte bir sır var. Hiçbir sır gizli kalmaz. Öğreniriz.